Cesaretiniz varsa mutlaka deneyin. Masalma. İnanılmaz şakalarda bugün. Böyle kımıl kımıl. Buraları seninmiş gibi hissettim. Sanatçı burada ne anlatıyor? Bilenler yorumlara yazsın. Bence bir yemeğin bu kadar iyi olması yasaklanmalı. Mükemmel. Arkadaş bu nasıl bu kadar lezzetli olur ya? Eskiden havuz olan bir yerde şu an dans pisti var, dans ediyorlar. Herkese selam. Merhaba. Bugün Oslo'dayız. Evet, Norveç'e geldik. Çünkü neden gelmeyelim dedik. Hiçbir evet. Sebep aramamıza gerek yok bir yere gitmek için. Ama uygun uçak bileti dışında. Aynen. Uygun uçak bileti yakaladık. Perşembeden pazara küçük bir tatil planladık. Bugün 20 Nisan, güzel bir hava var. Oslo için bayağı güzel bir hava. 15-18 derecelerde geziyor. Ve insanlar dışarıda bayağı tişörtle falan geziyorlar. Norveçliler için bu Adana sıcağı falan olsa gerek. Şu anda evet güneş tepemiz gibi gözükse de saat 17.45 çünkü burada geç kararıyor hava. Ve asıl o zaman lafı da çok uzatmayalım. İlk mekanımız yemek pazarı olacak çünkü çok acıktık. Evet, Vippa diye bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Onu asıl şurada yiyecek zincirler yüzünden geldiğimiz hale bak. Şu anda bayağı balık halinin ortasındayız. Bahsettiğimiz yemek pazarına geldik. Vippa diye bir yer burası. Daha önceki yurt dışı seyahatlerinde de benzer yerlere denk gelmiştik. Farklı türden, dünya mutfaklarından çeşitleri bulabildiğimiz ve ortak oturma alanı olan bir yemek pazarı diyebiliriz burası için. Yine uygulama üzerinden tüm buradaki restoranlardan sipariş verip ortak alanda oturup yiyebiliyorsunuz. Biz iki farklı çeşit yemek aldık. Bir tanesi Norveç usulü fish and chips. Diğeri de Polonya usulü kroket ve mantı. İkisini de denemek için sabırsızlanıyorum. Bir de Norveç birası denemek istedik. Ondan da iki farklı çeşit aldık. Şimdi bize afiyet olsun. Bu Polonya mutfağından iki çeşidin olduğu tabak acayip lezzetli çıktı. Bu kroket şöyle bir şey. Hamura sarılmış, güzelce de marine edilmiş bir kıyma var içinde. Çok lezzetli, çok farklı bir tadı var. Yanında da iki tane sos geldi. Bir tanesi orman mantarlarıyla yapılmış bir sos diyor. Öbürü de domates sos. Her iki sos da acayip lezzetli. Yani hiç beklediğim gibi değil. Çok ağır çıkacak diye endişe etmiştim ama hafif ve güzel bir lezzetmiş. Şimdi bir de Polonya mantısının tadına bakalım. Hafif şöyle orman sosuyla. Galiba bunu kroketten daha çok beğendim. Hele Ayşen gerçekten bayılacak. Çok hafif, çok güzel bir tadı var. Her şehrin bir kalesi var. Oslo eksik kalır mı? Kalmamış. Akershus Kalesi'ndeyiz şu anda. Oslo'nun böyle denize doğru uzanan bir burnuna yapılmış. 1200'lü yılların sonunda inşa edilmiş bir kale burası. Amacı tabii ki şehri korumak. Zamanında kraliyet ailesinin de yaşadığı bir yermiş bir dönem. O dönemde köle mahzeni falan diye de geçiyor. Çünkü o zamanki mahkumları şehirde iş gücü olarak kiralıyorlarmış gündüzleri. Böyle çirkin bir tarihi de var aslında. Yani her kalenin aslında tarihi karanlık değil mi? Sonuçta kale dediğimiz şey savaşlarla ilgili. Ama en azından günümüzde böyle korunmuş, tatlı bir yapısı var. Gelmek görmek isterseniz girişi ücretsiz, dolaşması keyifli ama rüzgarlı bir havada gelirseniz denizin kenarında olduğunu unutmayın. Ciddi eser burası. Bir sonraki durağımıza giderken size Norveç'le ilgili küçük bilgiler paylaşalım istedik. 5.4 milyon nüfuslu küçük bir ülke sayılır burası aslında ama refah düzeyleri o kadar yüksek ki adamlar Avrupa Birliği'ne girmeye gerek duymamışlar. Hatta Avrupa Birliği'nin kendi refahlarını negatif etkileyeceğini düşünüyorlar. Ama bir Schengen ülkesi, dolayısıyla bir Schengen vizesine sahipseniz buraya da gelebiliyorsunuz. Biz de zaten aynı şekilde geldik. Çok da acayip bir coğrafyası var. Biliyorsunuz Avrupa'nın böyle kuzey batısında bir yerde, haritadan hatırlarsınız. Girintili çıkıntılı çünkü eski buzulların yarattığı yarıklara denizin dolmasıyla oluşan fiyortlarla çevrili. Bunlar fiyort deniyormuş. Yamaçları dik körfezler aslında bunlar. Yarın bir fiyort turuna çıkmayı planlıyoruz. Gidebilirsek oraları beraber keşfedeceğiz zaten sizinle beraber. Aynı zamanda bu acayip coğrafya onlara şunu da kazandırmış. Ülkede 400 binden fazla göl ve kayıt altına alabildikleri 239 binden fazla da ada varmış.
Oslo'nun en simgesel yapılarından bir tanesi olan Opera binasını şu an arkamda görebilirsiniz. Bu binanın yapımı için bir yarışma düzenlemişler. Bu tasarımı ise 350 proje arasından seçmişler. Tasarımın özelliği ise sanki denizden yükselen bir buzdağı gibi görünmesi ve bunu da sağlamak için beyaz İtalyan granitleri kullanmışlar. Çatısına çıkılabilen bir bina ve Oslo'ya geldiğinizde yapılması gereken aktivitelerden bir tanesi olarak geçiyor. Özellikle de gün batımı saatinde orada olursanız şahane bir manzara izliyormuşsunuz. Biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada gördüğünüz denizin üzerinde yer alan ahşap yapıysa bir sauna. Oslo'da, Norveç'te saunalar çok kullanımı yaygın ve böyle soğuk denizin üstünde olmasının sebebi de saunadan hemen çıkıp soğuk suya dalmak için aslında. Cesaretiniz varsa mutlaka deneyin ama biz... Opera binasına çıktığınızda denizde göreceğiniz enteresan bir heykel yapı var. Heykel yapı mı denir buna bilmiyorum. Ama enteresan cam bir heykel ve adı da She Lies. Bu heykel de bir buzdağını simgeliyor yine. Bence hiç buzdağına benzemiyor. Bence bu kırık bir şey, kristal. Böyle bir doğal elementler olur ya, ametist falan gibi. Doğada şey olan, onlara benziyor. Böyle kımıl kımıl. Yani böyle batacak gibi eline. Öyle bir his. Oslo keyifli bir şehre benziyor. Ama bir şey diyeyim mi? Bilmem kaç bin kilometre yol geldik. Kadıköy'deki Martı bağırıntısının aynısı burada da. Martı bağırıntısı denmez değil mi ona? Çığlığı. Çığlık tablosu da var şurada. Göstereceğiz sonra. Çok inşaat var bir de ya. Ya şuraya bir döndürecek kamerayı şimdi Ayşem, bir bakarsınız. Baksana her yer inşaat. Bu ne arkadaşım? Vinçlere bak. Ne? Bunlar ne vinci? Da Vinci mi? Yani ben kamyonu kullanayım. Leonardo da Vinci. Nasıl ama? İnanılmaz şakalarda bugün. Yok, bunu videoya koyamam ya. Çok kötü. Kötü kötü. Norveç gönül, Norveç sesini duyan yok şeklinde bir türkü var. Ya güzel böyle bir şey değil mi? Gün batımına karşı saçmalamak çok eğlenceliymiş. Bunu gelin yapın mutlaka. Ama burada yapın yani. Yerinde yiyeceksin onu. En iyi burada. Adamlar sokağın ortasına böyle bank yapmışlar. Ama güzel bir koltuk gibi. Buraları seninmiş gibi hissettiriyor. Bir acayip. Şurada da yatan bir heykel var ya bu arada. Kim o? Burada hava geç kararıyor. O yüzden aslında saat geç değilmiş gibi geldi bize ama bakıyoruz 10 olmuş saat. Bir de tam da kararmıyor böyle parlament mavisi gibi. Çok acayip. Değişik bir hissiyatı var yani. Yazın gelirseniz mutlaka siz de yaşarsınız abi, demek istediğim şeyi. Öyle. İkinci günün kahvaltısı için buradaki lokal tatlı kafelerden birine geldik. Baker Hansen adında bir kafe. Glutensiz tatlı seçenekleriyle, hamur işleriyle biliniyorlar. Puanı da yüksekti. Biz de deneyelim dedik. Bir tatlı, bir tuzlu seçenek kahvaltı aldık ve de kahvelerimiz var. Afiyet olsun. Kahvaltı çok lezzetliydi. Ayşen zaten bu mekan seçimleri konusunda çok başarılıdır. O yüzden ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şimdi genelde Avrupa şehirlerine geldiğimizde yapmayı sevdiğimiz bir şey var. O da free walking tour. Ona gidiyoruz. Bunlar böyle ücretsiz rehberlik yapan yerel insanların kurduğu gruplar. Gittiğiniz şehrin adıyla beraber Google'da kısa bir arama yaparsanız hemen çıkacak zaten. Tip usulü çalışıyorlar. Tur bittiği zaman belli bir bahşiş veriyorsunuz. Ne kadar vereceğinizi kestiremiyorsanız da böyle grubun gerisinde kalın. İnsanlar ne kadar bahşiş veriyor bir ona bakın. Ama genelde böyle 5-10 euro civarında bahşişle kapanıyor mevzu. Yani bir şehri oranın yerel insanından dinlemek çok keyifli oluyor. Onlarla beraber gezmek çok keyifli oluyor. Genelde böyle 90 dakika, 120 dakika falan sürüyor. Bakalım burada nasıl olacak? Görelim hep beraber. Oslo'daki zincir kafelerden bir tanesi olan W.B. Samson'dayız ve burada sadece Norveç'te yiyebileceğiniz, görmüş olduğunuz kahverengi peynir de diye çevrilen brunostu deneyeceğim. Keçi sütünün yüksek ısıya getirilerek karamelize olmasıyla elde edilen bir peynirmiş. Pek çok insan da beğenmiyormuş aslında. Hiçbir fikrim yok. Şimdi tadına bakacağım. Alışkın olmadığımız bir tat. Reçelli peynir tadı gibi. Karamelizeli bir şey ama bir yandan peynirin tuzluluğu da var. Farklı diyebilirim.
Kuzey Kutbu'nun keşfinde kullanılan gerçek bir gemi görmek istiyorsanız Fram Müzesi'ne gelebilirsiniz. Kaşif Fridtjof Nansen'ın öncülüğünde Kuzey Kutbu'ndaki buzullara karşı dayanıklı olabilecek bir gemi inşa etmişler ve sonra da keşif için bu gemiyle 6 yıl boyunca 12 kaşif yol almışlar. Sonrasında da hatta Güney Kutbu'na giden yolculukta da Antarktika'ya ulaşımda bu gemi kullanılmış. Gerçekten çok etkileyici. İçine girebiliyorsunuz geminin. Eğer buralardaysanız mutlaka uğrayın. Enteresan bir tecrübe. Gerçekten ilginç bir müze burası. Kon-Tiki Müzesi'ndeyiz şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz bot, insanlık tarihindeki göçlerin nasıl yaşandığına dair bir deneyin parçası aslında. 5 farklı ülkeden 5 adam bu ilkel botu inşa ederek Güney Amerika'dan, Peru'dan yola çıkmışlar ve Polinezya bölgesine ulaşmışlar 1947 yılında. Amaçları şu, Güney Amerika'da yaşayan ilkel insanlar zamanında Polinezya'ya gidebilirler miydi yaptıkları ilkel botlarla? Aslında bunu kanıtlamaya çalışmışlar ve 8000 kilometre yol yaptıktan sonra gerçekten de ulaşmışlar. 101 gün sürmüş bu yolculuk. Botun bizzat böyle kendisini görmek, incelemek falan çok güzeldi, çok keyifliydi. Ayrıca Kon-Tiki'nin macerası Oscar'lı bir belgesele konu olmuş ve onun orijinal Oscar heykelciyi de yine bu müzenin içerisinde ilk defa canlı Oscar heykeli gördüm. Çok keyifliydi o da. Arkamdaki ikinci bot ise Ra 2 adını taşıyor. Bu botla da aynı şekilde benzer bir deney yapmış kaşifler. Bu sefer Fas'tan Barbados'a yani Karayipler'e kadar ulaşmışlar. Yine ilkel bir sal kullanarak eski insanların iki kıta arasında gidip gidemeyeceğini test etmiş olmuşlar ve koca Atlantik'i geçmişler. Bu da yine çok zor yolculuklardan bir tanesi olmuş. Salı da yine böyle canlı canlı görmek çok keyifli bir şey. Tarihte bunun gibi yapılmış toplam 7 tane keşif gezisi var ve çok ilginçmiş. Ben bunu ilk defa burada duydum. Mutlaka gerisini de araştıracağım. Dünyadaki en eski ve en büyük açık hava tarih müzelerinden bir tanesindeyiz. Norveç Kültürel Tarih Müzesi burası. 1500'lü yıllardan bugüne kadar farklı zaman periyotlarına ait 160 tane ev barındırıyor içerisinde. Farklı binalar da var. Çoğu 17. ve 18. yüzyıla ait ama mesela arkamda görmüş olduğunuz kilise 1200'lü yıllara ait. Kapalı alanlarında da yani binaların içlerinde de farklı farklı sergi alanları var. Gezmesi çok keyifli bir yer. Hele böyle havada bu kadar güzelse, umarım siz geldiğinizde de bu kadar güzel olur. Müthiş keyif alırsınız. Buraya böyle 1-1,5 saat kadar vakit ayırın deriz. Vigeland Park'tayız ya da diğer adıyla Frogner Park. Burası 1920 yılında Oslo şehri tarafından Norveçli heykeltıraş Gustav Vigeland için bir müze olması adına ayrılmış. Sonrasında da bu 20 yıl boyunca süren bir süreçte Vigeland amcamız burayı 212 bronz heykelle doldurmuş ve burası bir açık hava müzesi haline gelmiş. Gerçekten enteresan heykeller var. Çoğu çıplak, hatta gördüğümüz hepsi çıplak insanlardan oluşan heykeller. Enteresan bir yer. Hava güzelse mutlaka gelin. Temiz hava, değişik heykeller. Parktaki en büyük heykel de arkamdaki bu heykel. Ama sanatçı burada ne anlatıyor? Bilenler yorumlara yazsın. Akşam yemeği için çok tatlı bir restorana oturduk. Adı The Salmon, yani somon adında bir restoran ve dolayısıyla somon yemeye geldik. Norveç'in taptaze somonlarından uzmanlaşmışlar ve yüzlerce çeşit, yüzlerce ne abartıya bak. Ve çok fazla farklı çeşidi var. Yemek siparişimizi verdik. Şimdi Norveç'in yerel içkisi olan Aquavit deneyeceğiz. Garsonumuz dedi ki, bu arada başlangıç olarak üçlü somon tabağı söyledik. Tütsülenmiş somon var, taze somon var, acılı somon var. Soslarıyla birlikte hepsinden birer tadım yapıp sonra da üzerine Aquavit için güzel olur dedi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi 3 çeşit somonla oluşan başlangıcımızı yedik. Hakikaten hepsi çok güzeldi. Burası somonun memleketi. Ne kadar farklı olabilir falan diye düşünüyordum ama bayağı farklıymış. Okey, porsiyon biraz küçük. O yüzden gözüm doymadı ama tadını çok merak ediyorum. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama bundan önce somon yememişim. Çok canım sıkıldı şu anda. Bir daha ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Yani? Abartmıyorum bak. Vallahi. Vallahi diyerek de seyirciyi inandıramazsın ama. Çok iyi.
Bence bir yemeğin bu kadar iyi olması yasaklanmalı. Mükemmel. Bugüne kadar yediğimiz en iyi somon gerçekten diyebiliriz. Çünkü böyle o kadar sulu ama aynı zamanda yağlı ve böyle lokum gibi ama böyle karamelize olmuş bir tarafı da var. Müthiş ya. Bayağı iyi. Şimdi sırada sushi'miz var. Makirol söyledik. Avokadolu somonlu makirollar. Çok güzel. Balığın tazeliği o kadar net belli ki yani aşırı güzel. Aşırı çok mu abartı oldum bilmiyorum ama güzel yani bayağı iyi. Kusura bakmayın afiyet olsun daha güzellerin siz değil. Oslo Street Food adlı bir mekana geldik. Burası bir yemek pazarı yine. Bizim sevdiğimiz türden mekanlardan bir tanesi. Burası eski bir havuzmuş. Şu anda ise 16 tane yemek standı, 4 tane barı olan böyle büyük bir eğlence kompleksi haline gelmiş. Cuma akşamı tabii şu anda acayip kalabalık. Çok enerjik, güzel müzikler, güzel içecekler, güzel yemekler. Canlı DJ de çalıyor bu arada. Biz de o barlardan bir tanesinde kokteyl barda oturuyoruz şu anda. Bir de tatlı yemeğe niyetimiz var. Girerken bir tane crepe stand da görmüştük. Birazdan oraya dolanabiliriz. Oslo Street Food eğlenceli bir yerdi. Ben burayı sevdim. Neden derseniz sadece yeme içme dışında biraz böyle daha işte DJ var, insanlar eskiden havuz olan bir yerde şu an dans pisti var, dans ediyorlar. Saat şu an 11.30. Yemek standları kapandı artık. Sadece barlar açık ve DJ var, dans ediliyor. Eğlenceli bir ortam var. Üçüncü günün sabahına çok hafif bir kahvaltıyla başlıyoruz çünkü daha gideceğimiz yerler var, yemek istediğimiz şeyler var ama ilk müzeden önce bir şeyler atıştıralım dedik. Bu durakta aslında size biraz Oslofest'ten bahsetmek istiyorum. Oslofest bir şehir kartı. 24 saatlik, 48 saatlik ve 72 saatlik seçenekleri var. Alması da çok kolay, bir mobil uygulaması var. Onu indiriyorsunuz, kredi kartınızı giriyorsunuz ve aktive ediyorsunuz. Hem toplu taşımada sınırsız kullanıyorsunuz hem de Oslo'nun en önemli müzeleri gerçekten Oslofest'le ücretsiz. Günde iki müzeye gitseniz toplu taşımayı da beraberinde düşündüğünüzde bayağı uyguna geliyor. Üçüncü müzeye gittiğinizde üçüncü müze bedavaya gelmiş gibi oluyor. O zaman biz şimdi hızlıca yemeğimizi yiyelim, ondan sonra da yola koyulalım. The National Museum'a geldik. Ulusal Müze. Burada hem Norveçli sanatçıların eserlerini hem de uluslararası üne sahip sanatçıların, ressamların eserlerini görmeniz mümkün. Çığlık tablosunu burada da görebiliyorsunuz. Munch Müzesi'nde de ayrıca var. Çünkü birden fazla versiyonu varmış. Onun dışında Monet, Picasso gibi ressamların da eserlerini gördük. Bunun yanı sıra modern sanat eserleri de çok fazla vardı. İlgi çekiciydi. Sadece resim de yok. Heykeller var, mobilyalar var, kıyafetler var. Çok enteresan, farklı sergiler var. Vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Burası benim çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Doğa Tarihi Müzesi'ndeyiz. İki bölümü var. Bir tanesi zooloji, bir tanesi de jeoloji bölümü. Şu an biz jeoloji bölümünde muhteşem iki tane dinozor kalıntısının önündeyiz. İçerisi çok güzel. Özellikle böyle doğa tarihine ilgi duyuyorsanız, bunları merak ediyorsanız şöyle bir dolaşmanızı öneririz. Zaten çok büyük bir müze değil. Kısa sürede bitiyor. Şehirdeki en eski sosisli büfesine geldik. Norveçliler sosisli sandviçi biraz da farklı yapıyorlar. Farkı da şu, içine eklenen sosları ve malzemelerinin yanı sıra bir de üzerine sardıkları adı lompe olan lavaş. Bu da patatesten yapılan bir lavaş tipi. Aşırı lezzetliydi. Biraz şehrin kuzeyinde kalıyor ama çok otantik bir deneyim. Otobüste 20 dakika gibi bir mesafede gelip deneyebilirsiniz. Oslo'da böyle yemek pazarları oldukça fazla sayıda. Bugün de bir tanesini bulmayı başardık. Mattholland diye bir yerdeyiz. Eğer adı böyle okunuyorsa zaten aşağı yazdık şuraya. Burada 30'dan fazla farklı dünya mutfaklarına ait yemek büfeleri var. İçlerinden hangisini seçeceğinizi gerçekten şaşırıyorsunuz. Gözünüze kestirdiğiniz her şeyi denemek için güzel bir ortam. Biz de şimdi balık burger deniyoruz. Vulcan Fisk'ten bir balık burger aldık. Bir de Oslo'ya özgü bir biramız var. İlk bunlarla başladık. Bakalım nasıl devam edeceğiz.
bayağı güzel gene. Bence balık konusunda burada şüpheniz olmasın. Hani Norveç'e gelip de kötü bir balık yeme ihtimali muhtemelen, ya bilmiyorum, o kadar da denemedik ama yine beğendim. Bir de zaten açım şu an, neysem beğenirim muhtemelen. İkinci yemeğimiz Ayşen tarafından sürpriz olarak önüme kondu. Tereyağlı bir krep var önümde. Norveç usulü yapılmış. İçinde de ev yapımı reçel olduğunu söyledi. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaş bu nasıl bu kadar lezzetli olur ya? Bakın bu videoda çok şey övdük ama hiçbirisi abartı değil yani. Yediğimiz her şey acayip lezzetli burada. Ben sıradaki yemek olarak bunu seçtim. Çünkü bu hamburgerin eti dry aged beef'ten yapılıyor. Yani dinlendirilmiş dana etinden yapılıyor. Klasik bir cheeseburger tarifi. Onun dışında çok bir farklılığı yok ama smashed burger dediğimiz tarzda pişiriliyor. Burada da 3 kez kızartılmış özel bir patates kızartması olduğunu söylediler. Ne fark var ben de bilmiyorum. Şimdi tadına bakacağız. Bunu nasıl yiyeceğim ben? Söylediklerinin tam karşılığını alıyorsunuz. Gerçekten lezzetli bir et, iyi kızarmış, iyi sosları var ve böyle pamuk gibi bir ekmeği var. Dünya şampiyonu barista Tim Mandelbaum diye bir adam varmış ve bunun da bir kafesi var burada, Oslo'da. Çok minik tatlı bir kafe, çok lezzetli, aromatik kahveler yapıyorlar. Farklı farklı ülkelerin harmanları var, kahveleri de kendileri kavuruyorlarmış. Vallahi ilk defa bu kadar yoğun tatlara sahip bir kahve içiyorum. Eğer ki kahveye meraklıysanız, yani dünya şampiyonu bir baristanın elinden kahve için bence. Oslo fiyortlarında bir kruz gemisine binmektense Oslo'nun minik adalarına giden bir feribota bindik. Bu feribot da bir tam tur yapıyor. Oslo'daki limandan kalkıyor, adalara uğruyor, 4-5 adaya uğruyor. Ondan sonra da geri dönüp aynı limana tekrar geliyor. Yani normal bir toplu taşıma biletiyle ya da Oslo Pass'iniz varsa ekstra bir ücret ödemeden bu feribotu kullanabiliyorsunuz. Ve böylece kruzlara işte 450 Norveç kronu falan civarında ücretleri var. Onları vermeden fiyortları görmüş oluyorsunuz aslında. Hele hava da güzelse dışarıda oturacak yerler de var. Orada da oturabiliyorsunuz ama rüzgar esiyor tabii ki ve rüzgarın yönünden kaynaklı muhtemelen hani az ötesi Grönland olduğu için bayağı soğuk esiyor. Norveçli ünlü ressam Edvard Munch'ın eserlerinden oluşan Munch Müzesi'ndeyiz. Burada eğer çok böyle Munch meraklısı değilseniz gelmeniz gereken bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ama neden gelmelisiniz diye sorarsanız bana. Vallahi şu şehir manzarası özellikle de gün batımı saatlerinde bu binadan mükemmel görünüyor. En üst katlarına doğru çıktığınızda Oslo'nun çok güzel manzaralarına tanık oluyorsunuz. Bir de müzeyi enteresan, eğlenceli kılmak için bazı böyle interaktif şeylerle koymuşlar. İşte kendiniz de böyle küçük birer Edvard Munch olabilirsiniz yaptığınız eserlerle. Nerede Cenk'in ki özellikle bakın, şaheser. İşte böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Üçüncü günün akşamında biraz eğlenmek için dışarı çıkalım dedik ama bütün mekanların önünde acayip sıra var. Çok kalabalık hepsi yani. Evet ve ya gerçekten o kadar sıra var ki her yerde. Biz bütün gün yorulduk her yeri gezerken, şu an hiç sıra falan bekleyecek gücümüz kalmadı maalesef. O yüzden akşamı da videoyu da bitiriyoruz artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer Oslo'da bildiğiniz ve izleyenlerle de paylaşmak istediğiniz yerler, ekstra öneriler varsa mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Bize çok destek olmuş olursanız, kanala abone olursanız o da yine harika olur. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız belki onlar da görmek isteyebilirler bu haberi. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.